Değerli arkadaşlar, burada Etlik Şehir Hastanesi'nde de yaralı kardeşlerimizi, evlatlarımızı ziyaret ettik. Çok şükür buradaki yaralıların durumları gayet iyi. Muhtemelen yarın buradaki 4 yaralı kardeşimiz taburcu olma ihtimali kuvvetli. Diğerleri de müşahede amacıyla bir müddet herhalde burada tutulacak ama genel durumlarının çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii hakikaten derin bir üzüntüyü yaşıyoruz. Ama şunu da söylemek isterim ki gerek demin şehir hastanesinde, Bilkent'te, gerek burada ziyaret ettiğimiz kardeşlerimiz, ister TUSAŞ'ın çalışanları olsun, ister özel harekatçı ya da güvenlik biriminde çalışan arkadaşlarımız olsun, yaralı olmalarına rağmen böyle büyük bir felaketi, bombaların altında gerçekten dakikalarca süren tabloyu yaşamış olmalarına rağmen hepsinin morallerinin gayet iyi olduğunu, teröre karşı mücadelede milli birlik ve beraberlik duygusunda fevkalade yüksek bir morale sahip olduklarını gördük. Her birisi vatan sağ olsun diyor. Bu arkadaşlarımız elhamdülillah ölmediler, şehit olmadılar ama inanıyorum ki gazi olmalarına rağmen şehit sevabı kazanmışlardır. Çünkü bizim inancımız ölürsem şehit, kalırsam gaziyim inancıyla bu mücadeleyi sürdürmektir. Tekraren ifade etmek istiyorum ki bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığının altını üstünü çizmemiz lazım. Millet olarak fevkalade büyük bir dikkatle bundan sonraki süreci takip etmemiz gerektiği, milli birlik ve beraberlik içerisinde bu saldırının şifrelerini de çözerek yolumuza devam etmemiz lazım. Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir. Bunların hepsini bir araya getirerek gerçekten bundan sonraki süreçte çok daha kararlı, sadece terör örgütü mensupları ya da birkaç tane çapulludan ibaret bir hadiseyle karşı karşıya kalmadığımızı, bunların arkasındaki destekleri, siyasi destekleri, lojistik destekleri, fevkal istihbari destekleri çok iyi şekilde değerlendirerek, çok uyanık bir şekilde, terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadeleyi devam ettirmemiz lazım. Değerli kardeşlerim, bu mücadelede en önemli kazanımımız milli birliğimiz, beraberliğimizdir. Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders, farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzda ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır. Ümit ediyorum ki bu çerçevede bu akşam yaşadığımız terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşımız ve bütün farklı kanaatleriyle birlikte milletimiz ortak bir duruş sergiliyor, sergilemeye devam edecektir. Bunun da kalıcı olmasını, bu ortak duruşun Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını ümit ediyorum. Eninde sonunda terör örgütlerinin tamamı Türkiye'de artık faaliyet gösteremez hale gelecekler. Arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin, Türkiye bu terör örgütlerini yenmeyi inşallah başaracaktır. Ben bir kere daha 5 şehit evladımıza rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah mekanlarını âli eylesin, makamlarını cennet eylesin. Biliyoruz ki şehitler ölmezler. Şehitler aramızdan ceset olarak ayrılsalar bile ruhları diridir ve bizim aramızda varlıklarını sürdüreceklerdir. Gazi olan 19 evladımızı, 3'ünü taburcu ettik, 22 kişi toplam. 22 kişiye de ifade ettiğim gibi gazi olmalarıyla birlikte Cenab-ı Allah şehit sevabı versin. Ve onları da şekilde evlatlarına, ailelerine, sevdiklerine bağışlasın diyorum. Milletimizin başı sağ olsun, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.